Teknik direktörün, Okan Buruk'un, başkanın tamam hakkını teslim ediyoruz ama sonuçta oyunu futbolcular oynuyor. Elbette. Icardi senin için de ikinci sırada mıdır Galatasaray özelinde? Yanına yazabileceğin isimler kimler oldu o gün? Galatasaray'da liderliği paylaşmak gerekirse, yani bir kupa olsa ortada, en iyi futbolcu ödülü verse bu sezon Galatasaray'da bir oyuncuya, ben sadece Icardi'ye verilmesini Torreira'ya haksızlık görürüm. Yani ortadan ikiye bölüp ikisine dağıtmaları evet. gerekir. Çünkü aynı şeyi dün de söyledim. Benim için bir, evet, birçoğu için belki Icardi hücum oyuncusu olduğu için bu kadar ön planda. Bizde genelde, bize de dünya futbolunda da böyle. Genelde hep hücum oyuncuları öne çıkar. Yani en son Ballon d'Or'u ne zaman bir savunmacı kazanmış? İşte Fabio Cannavaro mesela. Evet, ya da kupası. Bir orta saha olarak Modric yıllar sonra. Hep hücum oyuncuları. Van Dijk hak etmişti bu arada. Van Dijk'a da haksızlık evet, yapıldı. Liverpool'a da oradan bir giriş olsun. ama burada Galatasaray'da bu sezon, yani o denklemden Torreira'yı çıkarsaydınız hem orta saha hem savunma iki taraflı bozulacaktı. Sadece tek bir yönü değil, oyunun bir yönünü etkileyen evet. bir oyuncu olmadı. Oliveira'nın da zaman zaman değil, hatta sıklıkla ikinci yarılarda o düşen temposunu Oliveira ayağa kaldırdı. Orada hep eksi bir yazdığı son 20 dakikalar olurdu. Ama orada hep onu artıya ya dengeleyen oyuncu Torreira. Yani onun dışında arkada Nelson'u, Abdülkerim'i çok iyi iki performans bireysel anlamda, ikili olarak da tandemde aynı şekilde, ama bir de önlerinde onları yücelten Torreira faktörü vardı. Yani oraya düşünsenize, Galatasaray yıllar içerisinde kaç tane 6 numara aldı değil mi? Yani o 6 numaralardan son dönemdekiler için söylüyorum, herhangi bir tanesi olsaydı bu kadar iyi Galatasaray savunma faktörü ortaya çıkarmadı, çıkmazdı. Melo'dan sonra doğru düzgün. Fenerbahçe'nin bu sezon ben ikinci sırada kalmasını, şu an itibariyle ikinci sırada, belki üç olacak bu arada. İkinci sırada kalmasının sebebini şunu görüyorum. Hücum oyuncuları değil, tamamen savunma oyuncuları. Fenerbahçe yoksa gol atmadı mı? Ligin en çok gol atan takımıyken ligin en az gol yiyen 6. takımıydı. İşte o yüzden Galatasaray liderlik de ilk sıradaydı. Süper Lig'de ilk sıradaydı. Şimdi burada ben Icardi'nin performansı elbette çok özel bir performans. Hatta yani yarısı deniliyor ama bence yarısından bile azını oynamış olabilir. Evet, bazı maçlarda hiç kasmadı. Yani mesela bir tane canlı canlı izledim. İkinci Beşiktaş maçı. Yani çok rahat oynadı maçı. Bak, sana şöyle bir ek yapayım. Ben Galatasaraylı arkadaşlarla izledim son Ankara Gücü maçını ve doğal olarak biraz hani keyifli geçti. Fenerbahçeliler rahatız bu konuda. Çünkü hani böyle bir stres yapıyor. Dedim ki ya stres yapacak bir şey yok. Ben bir gün öncesinde şey demiştim. Fenerbahçe Galatasaray'ın pozisyonunda olsa, Galatasaray 5 puan geride olsa, çünkü %99 şampiyon, hatta %100 demiştim. Fenerbahçe için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü Fenerbahçe'de o stresi çok daha yoğun bir şekilde yaşıyorsun bu maçlarda. Dedim ki ya çok rahat Icardi çıkacak ve 2-3 tane gol atacak. İstediği zaman, istediği anda sahneye çıkacak. Belli zaten, görüyorsun yani. Yok abi işte 1-1 oldu, aman dedik şampiyonluk gidiyor, işte siz bizi yenersiniz. Hemen senaryo bir de şey, öbür maça yansıdı. Siz tabii. bizi yenersiniz falan. Dedim güzel kardeşim dedi. Aramızda da bayağı bir 20 yaş falan fark var. Güzel kardeşim dedi. Bak izle, ne dediğimi anlayacaksın dedi. Maç bitti. Abi dedi evet haklıymışsın dedi. Çünkü öyle bir oyuncu. Yani şunu söylüyor maçta muhtemelen. Bunu Benzema da hani bir röportajında söylüyordu. Biraz geziniyor ilk başta. Icardi de öyle bu arada. Şey diyebilir miyiz? Genç Galatasaraylılar daha Galatasaray'ı idrak edememiş. Evet, doğru. Yani hiç o son dakika şampiyonluğu bir süper final şampiyonluğu olarak görmüşler. Onun dışındakiler hep öncesinde bitiyor. Ama Benzema da öyle söylüyor. Maç esnasında ilk 10-15 dakika dolanıyor. Savunmanın nasıl durduğunu, nasıl pozisyon aldığını, hangi açıları verdiğini, hangi yöne doğru hareketlenirse nasıl hareket ettiğini falan etüt ederek ondan sonra oynamaya başlıyor. O yüzden oyunun içinde hep kalıyor. Icardi de aynı şekilde. Bence belirli noktalarda savunmaya bir bakıyor. Ne yapıyor bunlar diyor. Tamam diyor. Ben o zaman şunu yapacağım ve gol atacağım. Ve gerçekten istediği zaman gol atıyor. Yani böyle garip bir oyuncu. Hangi stoperle depara gireceğini de biliyor. Evet, hangisiyle girmeyeceğini de. Ya da geriye gelip pas alıp daha fazla derinden fizik oynayacağını. Fizik olarak, çünkü uyarı geldi son haftalarda. Çok sprint atmaması yönünde. Sakatlı. Karagümrük maçında zaten çok fit girememişti. Bir de tabii karakter koydu Kenan. Onu da söyleyeyim yani. Kerem, şöyle ifade edeyim. Program öncesi bir telefon trafiğinde. Beşiktaş yenilgisinin ardından oyuncu isminin önemli de muhtemelen tahminim Torreira'dır. Muslera'dır. Aynı dili konuştuysan. Hepsiyle konuşup, hatta hani evlerine gidip merak etmeyin, son haftalarda biz bu işi götüreceğiz dedi ve son haftalarda zaten Galatasaray 4 maç kazanarak şampiyon oldu. 7 gol Icardi'den, 8 Barış Alper, 9 Oliveira, yani
şampiyonluğa giden 7 golü de bir oyuncu evet, atıyor. Attığı penaltılara da yansıdı bu arada o kalitesi. Rahat olun konsantrasyonu. Yani. Evet mesela Panenka denemişti. Çok temiz penaltılar attı. Hangi Karagümrük maçıydı değil mi? Panenka denedi. Orada hani sanki umursamaz bir tavrı vardı. Ama gerçekten bence ligde o da farkına vardı. Burası benim için hani kolay bir lig. Şimdi Kejman'ı hatırlıyorum ben. Geldiğinde ben çok gol atarım demişti. 30 demişti sanırım yani. Ya da 25 demişti. Abi o iş öyle olmuyor buraya gelince. Çünkü burayı hep küçük görüyorlar. Biliyorum ben çok yabancı oyuncuyla konuşma fırsatım oldu. Negredo'nun 35 gol atma. Evet oluyor işte. Ama işte Icardi dese mesela Icardi'nin hakkıdır. Bugün Benzema'yı getirsen Benzema da aynısını söyleyebilir. Çünkü bu oyuncular için Lewandowski, Icardi, Benzema gibi bu seviyelerdeki oyuncular için bu lig kolay bir lig. Katılıyorum bu arada Real Madrid meselesine. Belki az transferi, hani birinci ben sadece bu oyuncuyu kullanacağım transferi olmayabilir Icardi. Belki bir geçiş transferi, geçiş sezonu transferi olarak da görülebilir. Ama o seviyelerin oyuncusu. Real Madrid'in, Barcelona'nın, ya işte Lacazette'ler, Aubameyang'lar senelerce Arsenal'le çok daha iyi bir Barcelona oynadıysa Icardi onlardan çok, çok daha iyi bir oyuncu. Ve kariyerinin gidişatı maalesef işte en büyük bence hayal kırıklığı odur. Tabii yani ekstra spor dışı, sağ dışı yaşadıklarıyla ilgili milli takım kariyeri gelişmediği için, ilerleyemediği için Messi'yle hep önü yaşadığı çatışma. Evet, hep önü Maxi Lopez sonrasında hep önü kesildiği için milli takımda belki o seviyelere yükselemedi. Yoksa bu adam Serie A'nın da, Bundesliga'nın da, hatta Bundesliga'da oynamaz bile düşünüyorum. Serie A'nın da işte İspanya liginin de, Premier liginde en üst seviye takımlarında oynayacak bir numaralı forvet oyuncusu yeteneğine sahip ve buna 9 yaşından beri sahip. Yani 9 yaşında, 8-9 yaşında İspanya'ya geldiklerinde bu adamı zaten Liverpool istiyor, United istiyor. Hepsi yeteneğinin farkında. Barcelona altyapısına giriyor. Evet. Oynamadan Sampdoria'ya gidiyor. Ayrı bir konu ama yani gidişat o gidişat. Bir kere yeteneği ondan alamazsınız. Ama kafasına koyup oynadığı zaman zaten çoğu, çoğu 15 yaşında transfer olmuş Barcelona'ya. Evet, evet. Şu. Kerem, derbi maçlardaki goller unutulmaz. Mesela bu sene Kerem'in Fenerbahçe'ye attığı gol, ben iddia ediyorum Icardi'den başkası o pası veremez. Pası verse de Kerem muhtemelen offside'de olur yani. Zamanlamaları da çok iyi. Oyuncunun sağ ayağına mı atması gerek, sol ayağına. Bunları farklı hep düşünüyor. Farklı frekansla oynuyor. Yani sanki oyun Icardi için biraz daha yavaş diğerlerine nazaran. Zaman hani düşünecek, şuraya atıyor, aynı ölçecek. Pozisyon oyuncuları değil işte ama Arda Güler'in de bizi heyecanlandırması öyle. Sebebi o. Öyle öyle. Farklı Snyder'de frekansla öyle. Oynuyorlar. Evet. Yani muhtemelen de bu saydığımız insanların çoğu da bence IQ ortalaması normal insanın yani, net üstünde olan futbol oyunculardır. IQ'su. Çünkü sağ dışında onu çok karşılaştım. Futbol IQ'su diyelim. Sağ dışında karşılaştığım için yani şimdi isim vermek uygun olmaz. O aynı hayata karşı aynı niyetine sahip olmayan isimler de var. Ama Arda Icardi birlikteliğini görmek isterdim mesela. Aynı sahada, aynı takımda izlemek gerçekten hoş olurdu. Hangisi hangi tarafa gider onu bilemiyorum. İhtimal.